Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Edronax 4 mg tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Edronax beyaz, yuvarlak, diş bükey, 8 mm çapında, bir yüzünde ortadan bölünebilmesi için kırılma çizgisi bulunan tablettir. Edronax 60 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur. Edronax'taki etkin maddesi reboxetin, antidepresanlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Edronax şiddetli ruhsal çökkünlük hissinin başlangıç tedavisinde ve başlangıçta reboxetinle tedaviye yanıt vermeniz durumunda belirtilerinizin iyileşmesini sürdürmek için kullanılır. Edronax tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Edronax'ı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer reboxetine veya Edronax'ın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik iseniz Edronax'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer kasılmalar oluşursa veya sarı nöbeti geçirirseniz tedaviyi durdurunuz. Daha önceden sizde nöbet öyküsü varsa bu ilacı çok dikkatli kullanmalısınız. İdrar tutulumu ile ilgili sorunlar, prostat büyümesi veya kalp sorunları geçmişiniz varsa, kan basıncınızı düşürmek için ilaç kullanıyorsanız, karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa, depresyon için monoaminoz inhibitörleri, trisiklikler veya lityum gibi başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, glukomun bazı çeşitleri gibi bir göz hastalığınız varsa, herhangi bir zamanda kendinize zarar verme ve intihar etme düşünceleriniz oluşursa, bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Edronax'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması, Edronax aç veya tok karnına alınabilir. Edronax 4 mg tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Edronax'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkileri, uyuma güçlükleri, ağız kuruluğu, kabızlık, bulantı, aşırı terleme, baş dönmesi hissi, yaygın yan etkileri, baş ağrısı, uyuşma, sabit oturmakta veya ayakta durmakta zorluk, tat duyusunda bozukluk, huzursuzluk, kaygı, endişe, kalp atış hızında artış, kan damarlarında genişleme, ayağa kalkarken kan basıncında ani düşme, kan basıncında artış, kusma, döküntü, görsel uzak yakın odaklanma eksikliği, iştah eksikliği veya iştah kaybı, mesanenin tamamen boşalamaması hissi veya yavaş bir şekilde boşalması, idrar yolu enfeksiyonu, idrar yaparken ağrı, mesanenin tam boşaltılamaması, erkeklerde ereksiyon güçlüğü, boşalma sırasında testislerde ağrı, geç boşalma, ürperme, yerinde duramama, yaygın olmayan yan etkileri, göz bebeklerinin genişlemesi, iç kulaktan kaynaklanan baş dönmesi, seyrek yan etkileri, glukom, kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi, hayal görme, kol veya bacaklarda soğukluk, testislerde ağrı, sinirlilik, dolaşım bozukluğu, saldırgan davranış, alerjik deri iltihabı veya döküntüsü, göz içi basıncında artış, intihar düşüncesi veya girişimi, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Edronax 4 mg tablet nasıl kullanılır? Edronax'ı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Yetişkinler için önerilen doz günde 8 mg'dır. Yani günde 2 kez 4 mg'lık tablet. İlaca verdiğiniz yanıta bağlı olarak 3 ila 4 hafta sonra doktorunuz gerekirse dozunuzu günde 10 mg'a kadar arttırmanızı söyleyebilir. Günlük maksimum doz 12 mg'ı geçmemelidir. Klinik etkinlik tedaviye başladıktan yaklaşık 14 gün sonra görülür. Diğer antidepresan ilaçlar gibi Edronax da semptomlarınızı hemen hafifletmeyecektir. Kendinizi ancak birkaç hafta sonra daha hissetmeye başlayabilirsiniz. Kendinizi daha hissetseniz bile doktorunuz ilacınızı kesmenizi söyleyinceye kadar kullanmaya devam etmeniz önemlidir. Tabletleri kullanmaya zamanından önce bırakırsanız semptomlarınız tekrar ortaya çıkabilir. Uygulama yolu ve metodu ise ağızdan alınır. Günlük doz biri sabah diğeri akşam olmak üzere ikiye bölünerek alınmalıdır. Tabletinizi bir bardak suyla yutmalısınız. Tableti çiğnememelisiniz. Edronax almayı hatırlamanıza yardımcı olması için tabletlerinizi her gün aynı saatte almayı düşünebilirsiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Edronax 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır. Bu ilaç sınıfıyla tedavi edilen 18 yaşın altındaki hastalarda intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanca tutum gibi istenmeyen etkiler görülme riski daha yüksektir. Aynı zamanda Edronax'ın bu yaş grubunda büyüme, olgunlaşma, zihinsel ve davranışsal gelişimiyle ilişkin uzun süreli güvenliği henüz kanıtlanmamıştır. Yaşlılarda kullanımı, Edronax 65 yaş üstü hastalarda kullanımı yeterli deneyimi bulunmaması nedeniyle önerilmez. Yaşlı hastaların uzun süreli tedavisinde reboxetinle ilgili klinik deneyim şu anda sınırlıdır. Bu hastalarda 14. haftadan itibaren ortalama potasyum düzeylerinde düşüş görülmüştür ve potasyum düzeyleri hiçbir zaman normal sınırların altında inmemiştir. Edronax'ın saklanması. Edronax'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.